Herkese merhabalar. Fermente Mutfağım olarak firmamızda ürettiğimiz ürünlerin sizlere tanıtımını yapmak için bu videoyu çekiyoruz. Aslında firmamızın doğuş amacı da bu ürettiğimiz, şu an sizler için ürettiğimiz ürünlerin tariflerini benim blogumda yazmamla başladı. Fermentemutfağım.com blogunda şu an üretip müşterilerimize ulaştırdığımız her ürünün ayrıntılı tarifi mevcut. Çıkış noktamız şu ki, endüstriyel olarak üretilen, içerisinde koruyucu katkı maddesi ve daha pek çok şey olan, zararlı kimyasallar olan gıda ve temizlik malzemesine alternatif bir şeyler yapmak istememiz çıkış noktamız oldu bizim. Ne yapabiliriz? Bunları hayatımızdan çıkardığımız zaman yerine ne koyabiliriz sorusunun cevabı da, karşılığı da fermente mutfağımı oluşturan soru oldu. Bunlardan bir kısmı, bugün size tanıtacaklarımdan bir kısmı kişisel bakım ürünleri, sabunlarımız ve bunları hangi malzemelerle yaptığımızla alakalı. Örneğin kakao yağı, çikolata yapımında kullanılan bildiğimiz kakao yağıdır. Şihe yağı, biliyorsunuz son derece faydalı, oldukça da pahalı bir yağdan bahsediyoruz. Hindistan cevizi yağı, o da aynı şekilde son derece faydalı bir yağ. Ayrıca Hindistan cevizi yağı da yine bu kişisel bakım ürünlerimizi ve sabunlarımızda kullandığımız ana ham maddelerimizden bir tanesi. Hint yağını pek çok insan saçlarını gürleştirsin diye kullanır ama bizim her sabunumuzda Hint yağı var. Zeytinyağı yenilebilir zeytinyağıyla yapıyoruz, atık yağlarla değil. Burada şimdi bizim farkımızı ortaya çıkaran en önemli unsur, işte piyasada yapılan sabunlar nedir? Zaten şeyi kastetmiyorum, işte marketlerde satılanlar sabun değil, deterjan, onun altını çizmek isterim. Çünkü içerisinde yağdan değil, sabun bazından, paraben, sentetik pek çok malzemenin bir araya gelmesinden oluşan bir ürün bunlar. Ama bizim sabunlarımız sadece bitkisel yağların bir araya gelmesiyle yapılan sabunlardır. Badem yağlı, susam yağlı, üzüm çekirdeği yağlı, kabak çekirdeği yağlı, çörek otu yağlı, kantaron yağlı gibi isimlerle bunları çeşitlendirdik ama hepsinin ana ham maddesi yağı, öncelikle zeytinyağı, daha sonra da buraya koyduğum yağlar hepsinde içine giriyor. Kremlerimiz de aynı şekilde, kremlerimiz diyorum ama aslında bir tane kremimiz var ve her şeye kullandığımız bir krem bu. Bir tane krem ama her şey için kullandığımız bir krem. Kantaron yağı, ağırlıkta olan yağ içerisinde. Hindistan cevizi yağı. Doğal bal mumu kullanıyoruz bu kremde. Doğal bal mumunu krem dışında rolonda da kullanıyoruz. Doğal dememin sebebi, bal mumu aktarlarda satılan bir bal mumu var ki o parapenle yapılan doğal olmayan bal mumu. Bu tamamen kovandan alınan doğal bal mumudur. O aktarlarda satılana nazaran oldukça pahalı bir malzeme. Onu söylemek istiyorum. Kremimizin içerisinde probiyotik bakteriler var aynı zamanda. Bağırsak floramız gibi cilt floramızda da pek çok mikroorganizma, mikro canlı yaşamakta. Bunlar da ne kadar iyi olursa sağlığımız o oranda iyi olur. Hani hep bahsedilir, işte cildimde mantar var, egzeme var, sedef var, şu var, bu var. İşte bunların tamamı aslında bağırsak floramızın bozukluğundan kaynaklanıyor. Tabii ki bu bozukluk zamanla cildimize de yansıyor. Cildimizde bir takım hastalıklara sebep veriyor. Cildimizdeki hastalıkları sadece dışarıdan yapılan müdahaleler maalesef ki yetersiz kalıyor. Sağlıklı bir insanın cildi de sağlıklı olur. Sağlıksızsak eğer, cildimiz de zaten bize sinyaller vermeye başlar. Aynı saçlar gibi, hani saçlar dökülmeye başladığı zaman gidip tahlil yaptırıyorsunuz, ne çıkıyor? Demir eksikliği. Demir eksikliği en büyük saç dökülme sebebi. Saçla ne bağlantısı var? Her şeyin birbirine bağlantısı var. İşte cildimiz de bu şekilde. Sivilcelenme, dediğim gibi, pek çok cilt hastalığının temelinde yatan sorun sağlıksız bağırsak florası. Bağırsak florası tabii ki çok 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 ayrı ve uzun ayrıntılı bir konu. Bizim ana konumuz da bağırsak florası. Bütün yaptığımız ürünler aslında sağlığımızı düzeltmek için, bağırsak floramızı güçlendirmek için, cilt floramızı güçlendirmek için yapıyoruz. Hayatımızdan bir takım ürünleri çıkardığımız zaman onların eksikliklerini hissediyoruz ve onların yerine ne yapabiliriz? Örneğin piyasadaki rolonlar alüminyum içeriyor. Pek çok daha zararlı kimyasallar içeriyor, kanserojen maddeler içeriyor. Ama rolon kullanmadığımız zaman özellikle yazları ter kokusundan müzdarip oluyoruz. Her gün duş alsak bile bunun önüne geçemiyoruz. O zaman ne yapıyoruz? İşte bunların araştırmasıyla bu ürünler oluştu. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu rolonun içerisinde şihe yağı var. Hindistan cevizi ve yağı var. Doğal bal mumu var.
nişasta var ve İngiliz karbonatı var. Bunların karışımından oluşan bir rolon bu. Bundan çok az miktarda günlük kullanımda yaz sıcaklarında dahi 24 saat ter kokusundan korunabiliyorsunuz. Bakınız terlemeden demiyorum çünkü terlemek doğal bir süreçtir. Asla önüne geçmemesi. Terlemek doğal bir süreçtir ve asla önüne geçilmemesi gerekir bu sürecin. Bizim kaçınmamız gerekense, bizim istemediğimizse ter kokmak. Ter kokmanın önüne geçebiliriz elbette ki terlemenin önüne geçmememiz gerekiyor. Bunun dışında diş macunumuzun içerisinde ne var? Piyasadaki diş macunların içerisinde başta florür olmak üzere pek çok sentetik, kimyasal, zararlı, kanserojen maddeler var. Köpürtüyor mesela. Nasıl köpürüyor bu diş macunları? Ne var içerisinde? Demek ki deterjana konulan malzeme diş macununda da var. Biz bunu yutuyoruz, dişimize sürüyoruz, diş etimizden kanımıza karışıyor, dilimizden, ağzımızdan vesaire. Şimdi biz zaten piyasadaki malzemelerin, ürünlerin içerisindekileri saymaya başlasak bu videoda sadece onların içeriklerini sayarız. Şunu unutmamak lazım ki bir üründe ne kadar az içerik varsa, içindekiler şu 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 ne kadar azsa zaten o ürün sağlığa o kadar yakındır. Atıyorum gidin şimdi markete organik sertifikalı bir ürün alın bir de normal konvansiyonel bir ürün alın. İkisinin de etiketini okuduğunuz zaman mesela organik sirkede ne yazar? İçindekiler sirke. Elma sirkesi bu kadar. Diğer sirkeye baktığınız zaman asitlik düzenleyici, şöyle yapıcı, böyle yapıcı, şu, bu vesaire. Bunlar satır satır uzayıp gider. İşte tam olarak da bunu anlatmaya çalışıyorum. Katkı ve koruyucu maddelerinden ne kadar uzak olursak o kadar sağlıklı oluruz. Fermente Mutfağım organik müteşebbis firmadır. Her türlü ürünümüz elle yapılır. Yani fabrikasyon hiçbir ürünümüz yok. Tüm ürünlerimizi sitemizden sipariş edebilirsiniz. fermentemutfamdukkan.com sipariş sitemizdir. fermentemutfam.com ise bizim sattığımız şu anda ürünlerin tarifini alabileceğiniz, tariflerini okuyabileceğiniz blogumuzdur.